Bir ürünün talebinin artması için o ürünü taban kitleye reklamlar ile anlatmak gerekir. Yatırım ürünlerine kurumsal taleple birlikte taban kitlede gelirse fiyatlarda oldukça ciddi bir FOMO oluşur. Bu durum özellikle kripto para piyasasında oldukça fazla geçerlidir. Piyasanın hacimsizliği yatırımcı sayısının artmasıyla beraber fiyatları çok ciddi seviyelere kadar çıkarabilir. Tüm bu anlatılanlara göre Google, Facebook, Instagram gibi platformların kullanıcılara kripto para ve Bitcoin reklamları göstermesi bu alanda nasıl bir hype oluşturabilir? Gelin bu durumu videomuzda derinlemesine inceleyelim. <laughs> ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Spot Bitcoin ETF'lerini onaylamasıyla birlikte kurumsal şirketlere ve dolayısıyla bireysellere çok daha güvenli yollardan Bitcoin satın alma fırsatları ortaya çıkmış oldu. Önceki dönemlerde Bitcoin'e karşı olan bakış açılarından dolayı özellikle taban kitlenin kripto paralara yatırımını engelleyen SEC artık bu erişimin önünü görece tıkamaktan vazgeçti. Bu kararın tabii ki bazı siyasi manevralardan kaynaklandığını bizler biliyoruz fakat bu videonun konusu içerisinde bunları anlatmayacağım arkadaşlar spot Bitcoin ürünü Aynı zamanda büyük sosyal medya platformlarında ilgisini çekmiş olarak gözüküyor ki özellikle reklamlar ile ilgili bu platformlar yeni yeni kararlar almaya başladı. Geçtiğimiz hafta Bitcoin reklamlarını platformlarında sunmaya başlayacağını sinyalini yakan Google aynı zamanda diğer büyük platformlara da bu yolu açmış oldu. Son olarak Facebook ve Instagram platformlarını yöneten Meta şirketi Bitcoin reklamlarına izin vereceğinin sinyallerini yaktı. Google bir tarafa özellikle Facebook ve Instagram kitlesi aktif kullanıcı sayısı bakımından piyasanın öncülüğünü çekiyor arkadaşlar. Google'ın elinde bulunan YouTube platformunun aktif kullanıcı sayısı 2,5 milyarken Facebook ve Instagram'ın Kullanıcı sayılarına baktığımız zaman 5 milyar kişi bulduğunu görmekteyiz. Bu kadar büyük bir kitleye Bitcoin reklamlarını göstermek akabinde Bitcoin ve türevlerine yatırımcı sayılarını artırabilmek açısından oldukça büyük bir kapıyı aralayabilir. Bugüne kadar yaşamış olduğu rallilerle beraber Bitcoin aslında kendi reklamını oluşturmuş olduğu fiyat hareketleriyle ortaya çıkarmıştı ve bu fiyatı duyan taban kitlelerde Bitcoin'e ve altcoin'lere bir şekilde akın etmişti. Bu durumu verisel bazı özellikle Google Trends aramalarında incelediğimiz zaman Bitcoin'in fiyatıyla Google Trends'teki Bitcoin kelimesinin aranmasının eşdeğer bir şekilde gittiğini görmekteyiz. Aynı mantıkla bakıldığı zaman YouTube, Facebook, Instagram gibi platformlarda çıkacak Bitcoin reklamlarıyla beraber aramalarda Bitcoin grafiğinin ve dolayısıyla Bitcoin'e yatırımcı sayısının ve Bitcoin fiyatının yukarıya doğru da gitmesi net bir şekilde beklenmeli. Burada Facebook tarafına bir parantez açmak lazım ve 3 milyar kullanıcısının olduğunu altını tekrardan çizmek lazım ve Facebook kullanıcı kitlesine baktığımız zaman özellikle orta yaş üstü yaşlı diye tabir edeceğimiz kitle hatta ABD tarafında bu kitlelere boomer olarak hitap ediliyor arkadaşlar. İşte bu kitle Facebook kullanıyor ve gerçekten çok ciddi bir rakamda bulunuyor. Bu konuyla daha fazla ilgilenildiği için özellikle ABD tarafında çok fazla araştırma yapılıyor ve bu araştırmalar neticesinde Bitcoin'e yatırım yapan kitlenin yaş ortalaması özellikle risk almayı daha fazla seven genç kitlenin bu tarafta olduğunu görmekteyiz. Bir dipnot olarak da yaşlı yatırımcıların çoğunlukla altını tercih ettiğini ve bu tarafa doğru yatırım yaptığını gözlemlemekteyiz. Bu durumda Spot Bitcoin ETF'inin vermiş olduğu güven ve Facebook gibi platformların reklamlar ile bu yaşlı kitleye Bitcoin'i anlatması kripto para sektörüne ve Bitcoin'e bu kitlenin girişini net bir şekilde hızlandırabilir. Ek olarak bu yaşlı kitlenin genç kitle diye hitap ettiğimiz kitleden çok daha büyük rakamlarla bu tarafa doğru yatırım yapabileceğini düşünecek olursak bu kitlenin Bitcoin'e getireceği rakamların oldukça fazla olabileceğini totalde düşünebiliriz. Bitcoin yine aktif kullanıcı girişi yükseldikçe fiyat hareketlerinin de yukarıya doğru gideceğini geçmiş veriler ile desteklediğimizi söyleyebiliriz. Son tahlilde kripto para piyasası önümüzdeki süreçte büyüme yolunda özellikle anlatmış olduğum platformlar vasıtasıyla yeni ve çok büyük bir katalizör kazanmış vaziyette. Peki tüm bu anlattıklarımla alakalı özellikle boomer kitlenin bu tarafa doğru gelmesiyle alakalı sizin düşünceleriniz neler? Bunları yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Hepsine teker teker cevap vereceğim. Epeydir bakmıyoruz. Şöyle bir grafik analizleriyle de devam edelim. Bitcoin'de şu an altcoinlerin toplam piyasa değeriyle beraber 1.60 trilyon dolar seviyeline geldiğimizi, yani kripto toplam piyasa değerinin 1.60 trilyon dolar seviyelerinde olduğunu belirtebiliriz. Burada hala bir direnç görüntüsü var ve bir omuz baş omuz grafiği ile de karşı karşıya olabiliriz. Bu yüzden 1,5 trilyon dolar seviyelerinin altında çok fazla kalmaması gerekiyor. Yoksa grafik bizlere diyor ki biz cezamızı 1,33 trilyon dolar seviyeline kadar kesebiliriz düşüş bazlı olarak. O yüzden arkadaşlar biraz daha bu alanda temkinli olmamız kesinlikle şart. Bitcoin dominansına baktığımız zaman yükseliş trendine tekrardan girdiğini ve yükseliş kanalı içerisinde devam ettiğini görüyoruz. Özellikle şurada bulunan bakınız 53.50 seviyelerin üzerine doğru bir kırılım gerçekleştirirse Bitcoin dominansı altcoin fiyatları buradan ciddi bir şekilde etkilenecektir. Ether dominasyonunda da ufak bir yukarı yönlü yükseliş var. Fakat bir numaralı alanın üzerine atmadığımız müddetçe yani 6.40 seviyelerinin üzerinde kalmadığı müddetçe düşüş meyilli gitme ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ether dominasyon grafiğinin bu şekilde gitmesi de Bitcoin ve altcoin'lere kesinlikle yarayacak bir unsur. Bitcoin ve diğer altcoin'lerin grafik analizlerine geçmeden evvel Quantfury platformu ile ilgili hatırlatmamı tekrar yapmak istiyorum. Burada 1600'ün üzerinde varlıkla özellikle kripto paralar, ABD endeksleri, Asya endeksleri, Avrupa endeksleri, fiyat para birimleri, ETF'ler, MTA'lar gibi varlıklar üzerinde herhangi bir komisyon ve işlem ücreti ödemeden işlemler yaptığımızı belirtmek isterim. Ek olarak açıklamalar kısmındaki davet kodunu kullanarak bu platforma geldiğiniz zaman 3 ila 250 dolara kadar hisse veya kripto para ödülleri verdiğini de hatırlatmam lazım. Şimdi hızlıca Bitcoin grafiğine geldiğimizde esasen o toplam piyasa değerindeki negatif görüntünün burada olmadığını ve Yakın destekli, şurada 41 bin dolar seviyelerinde güzel alım bölgeleri olduğunu söylememiz gerekiyor ve bir de şöyle yukarıya yönlü bir trend çizgimiz var ki yukarıya gidişlerin devam edebileceğini bizlere söyler nitelikte. Ek olarak ortalama şuradaki 44.200 dolar seviyelerinde bir satıcı bloğu oluşmuş vaziyette, burayı kırabilirsek günlük olarak yukarıdaki 48 bin dolar seviyelerinin yeniden hedef haline gelebileceğini kısa vadeli olarak anlatabilirim arkadaşlar. Bugün ön plana çıkan Ethereum klasiği şöyle hızlı bir şekilde incelemek isterim arkadaşlar. Burada özellikle 23.30 dolar seviyelerindeki direncin üzerinde kalmasıyla birlikte yeni bir senaryo başlatma ihtimali kendisinde söz konusu zira bu bölge daha evvelinden çok ciddi satıcılı bir bölge olarak karşımıza çıkan bir bölgeydi. Burayı destek baz alarak fiyat yukarıda bulunan öncelikle 35 dolar sonrasında 45 dolar seviyelerini hedef haline getirebilir. Tabii ki kısa vadeli yapacak işlemlerde mutlak suretle stop kullanmak hayati bir önem teşkil etmekte. Yine gün içinde ciddi hareketlilik sağlayan ve son dönemlerde piyasa aksine yukarıya doğru gidişini sürdüren render projesindeyiz. Render'da dirence doğru hızlı bir adım gerçekleşiyor ve şu an 5.15 dolar seviyelerindeki direnç bölgesine doğru ilerliyor. Zaten burada ikili diple beraber nereye gideceğini daha evvelinden söylemiş idi ve burada fiyatın esas hedefi aslında 5.15. Ama 5.15'in üzerinde şöyle bir kalıcılık gerçekleştirebilirse kendisi fiyat şuradaki tepe bölge isteyebilir. Bu da 6.5 dolar seviyelerini şimdilik işaret eder. Render grafiğinde arkadaşlar. Ama çok ciddi yükselişler son zamanlarda yaptığı için tabi bunları göz önünde bulundurmak ve bunlara bağlı olarak hareketlerde sergilemek lazım. Belli başlı trend ve direnç bölgeleri önemli olacak. Mesela bakın burada yukarıya doğru süre gelen şu trend bölgesinin direncinde olduğumuzu ve bu bölgelerden çıtır böyle karlar almak aşağıdan maliyetlenildiyse hayati bir durum olduğunu bizlere gösteriyor render grafiğinin. Monero yine bugün yukarıya doğru giden projelerden bir tanesiydi fakat Monero'da şunu dikkat etmenizi istiyorum yatay süreç devam ediyor arkadaşlar özellikle bu gizlilik projelerinde ufak tefek ara ara sıkıntılar olmasıyla beraber Monero'nun hala en iyilerden bir tanesini olduğunu görmekteyiz. O yüzden yukarıdaki direnç bölgesini yani bu 180 dolar bantlarının kırılımını takip etmek lazım. Olur da bu üst bölgede kalırsak fiyat kuvvetle muhtemel bakın şuradaki 290 dolar bantlarını isteyebilir. O yüzden XMR veya Monero projesini de direnç kırılımında takibi almak kısa vadeli işlemlerde kar getirebilir. Optimizm projesi tıpkı render gibi ciddi yukarıya doğru gidişlerini sürdürdü. Trendleri bir bir devam ettirerek kendisini habire yukarıya doğru attı arkadaşlar. Böyle enteresan cümleler de bizlere kurdurdu. Kendisi optimizmde şu an bir destek altına sarkma durumu söz konusu. Aslında bunu direnci zorlama gözüyle de bakabiliriz. 3.20 seviyelere bu seviyenin üzerinde kalması gerekiyor arkadaşlar. Ama şöyle enteresan da bir grafik aslında söz konusu. Bakınız ters flak yakmış gibi bu da özellikle şu bölge yani 2.70 dolar seviyenin altında kalması durumunda fiyatı muhtemelen şu bölgeleri isteme kabiliyetini doğurabilir. Bu da 2 dolarlara bir yol Çoluk mu acaba geliyor yorumunu yaptılabilir. Ek olarak bir de zaten hacimlerin düşüşüyle beraber optimizmde arkadaşlar bu kısa vadeli olumsuz bakış açılarında grafiksel baz olarak bizlere sunuyor. Injective boğa bayrağı mı yaktı? Bu soruyu cevaplandırmak lazım. Şöyle enteresan bir yapısı var. Burada biliyoruz ki şöyle bir bayrak olduktan sonra fiyat kırılımla beraber yukarıya gidebilir. Ne kadar gidebilir? İşte şuradaki direk boyu kadar direği şöyle hızlıca çekecek olursak arkadaşlar hemen anlayabiliriz ki fiyat şuradan kırılır ise muhtemelen teknik olarak 62 dolar seviyeline kadar gidebilir. Bu da 2x'lik bir yükselişi bizlere söyler. Ama velakin burada bir hacimsizlik var injektifde. Tabi uzun vadede dolar maliyet ortalaması yapanlar için iyi haberdir. Ama kısa vadede hacimsizlik yön teknik olarak her ne kadar bize bazı şeyler söylese de yönün belirsizliğini gösterir. En ufak bir çıtırtı da aşağıda kırılabilir, yukarıda kırılabilir. O yüzden injektifde yakın stoplu yani 30-31 dolar seviyenin altını stoplayacak şekilde hareket etmek kısa vadede çok daha makul olabilir. Uzun zamanların sessiz ve Ses çıkartmaya başladığı zaman da çok ciddi çıkarabilecek projelerinden bir tanesi Dogecoin Elon Musk'ı bekliyor ve yatay serüvenine devam ediyor arkadaşlar. Görüldüğü üzere belli başlı kademeler kendisinde söz konusu. Doge'de tabi inanan kişiler yukarıya doğru gideceğini düşünen kişiler için fırsatlar devam etmekte. Özellikle şu 0.075 seviyeleri dolar maliyeti ortalaması için bir al pozisyonu olarak karşımıza çıkıyor. Buranın kırılımı fiyatı aşağıdaki 0.66'lar sonrasında 0.55'lere kadar indirebilir. Ama uzun vadede şöyle baktığınızda akümlü olduğunu hala görmeniz lazım. 1 dolar gibi bir hedeften bahsediliyor Doge'de. O yüzden bu seviyeler gayet makul ucuz seviyeler olarak da uzun vade için şu an itibariyle gözükmekte. Ek olarak bir de Chainlink projesini göstermek istiyorum. Ciddi bir yükseliş yapıyor piyasanın aksine. 16.70 dolarların kırılımından sonra bir sonraki hedef olan 18.30 seviyelerine geldi. Ve burayı da geçebilirse hedefi 20 dolar seviyeleri olacak. Chainlink de özellikle kısa vadede bu 16-70 dolar seviyelerindeki destek bölgesini takip etmek ve alta kırılımda bir sonraki hedefin 13-40 dolar seviyeleri olacağını bilmek gerekiyor. Evet bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videomuza destek vermek ve ön plana çıkmasını sağlamak isterseniz güzel yorumlarınız ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.